Herkese günaydın. Ne kaldıysa hatalarından koy kendine. Bu konvoyla birlikte Guloballer kampa gidiyor. Yenilik fark ettiniz mi videoda? Üstümüzde bir tane böcek var. Bir hayırlı olsunumuzu alırız. Mikrofonlarımız geldi. Artık sizlere daha kaliteli bir sesle sunacağız videolarımızı. Tamam. İnandım tamam. Böyle mesela topuk çekenleri görünce ben kalmak istiyorum ama maalesef ülkemizde bu gelişen durumlardan kaynaklı güvenip alamıyoruz. Tabii kimseye güvenemiyoruz maalesef. İyilik bile yapılmıyor yani. Çekiniyoruz ya. Bayağı iyilik yapmaya çekiniyoruz. Bu arada videoda benim bu kulağım beni acayip rahatsız ediyor. Baba genlerinden geldi. Bir kulağım kepçe ama bir de. Aynen. Milan'ın bir kulağı. Sol kulağı. Kepçe. Evciyenikışla Göleti'yiz. Bulunduğumuz ortamda yaklaşık 20 ev, çadır var. İnsanlar kamp yapıyor. Herkes masalarını kurdu, çadırlarını yeni kuran arkadaşlar var. Kurmaya çalışan arkadaşlar var. Yemeklerini yapmaya çalışan arkadaşlar var. Bizden yemek yapma aşamasına geçmedik. Önce bir şeyler atıştık, ondan sonra kahvemizi içeriz. Sonra birkaç ekmeğimiz olacak. Haziran'ın biri bizim. Haziran'ın biri bizim. Aynen. Abi inşallah güzel olur. Yağış olmaz. Çadırımız su geçiriyor. Benim için bütçemizi almıştık. Kesinlikle çadırı tavsiye ederiz. Alabileceğiniz, yani şu an internetten alabileceğiniz en uygun fiyatlı çadır ekipmanları ile size kamp çadırı çeşitli yatağımız yerleştirdik. Benim de abi. Ve biraz evden bir şeyler ekledik. Ne getirdik orada? Şey battaniye getirdik. Sadece. Ve herhalde yatağı sarmak için. Çarşaf. Çarşaf kadar. Aynen. Çok bir şey getirmiyor. Biz bu çadırı Akdeniz birisi kampımızda almıştık. Ve kaç 9 günde 9 yere çadır attık. Yani her gün yok. Pardon 7 yere çadır attık. Bodrum'da 2 gün kaldık. Ha, pardon. Doğru 9 günde 7 yere çadır attık. Kesinlikle tavsiye ederiz. Derinlik için almıştık ama burada da gidiyoruz yani. Ondan sonra da kaç kere bunlar kamp yaptık. Yani şöyle, Alanya'dan başladık biz bir çadırla. Bodrum'a kadar ilçe gezeledik. Alanya, Antalya, Kaş. Alanya, Antalya, Adrasan. Ondan sonra Kaş'a geçtik. Kaş'ta konaklamadık. Aynen Kaş'ta. Konaklamak istemedim. Bu arada çok bir şey yok. Bir yerlere daha uğradık. Oradan da Bodrum'a geçtik. Çadırın içinde mutlaka bırakıyoruz yani bu dönem artık herkesin bir havası çadıra yöneldi. Aynen. Markası bu arada Trend Mage'di. Hatta çadırla beraber termosunu vesaire de aldık. Bayağı işimizi görüyor. Ama paketin içinde yatağı var, yastığı var, şişinin demesi var, çadırı var. Yani gayet böyle kullanışlı bir çadır. Bir kamp için temel eşyalarımız, konaklama için temel eşyalarımız olan her şey var. Tabii hani bu ben çadırda yatarken yatağımda iki isterim, şu isterim, bu isterim. Bunları kendiniz götürün, bunlar ekstra. Yani normalde direkt o çadırın bir tarafı aslında yumuşak bir yüzey, yoğumşak yüzeyin üzerinde de yatabiliyorsunuz. Böyle yaslayan tek tarafı böyle pamuk bir dokuya sahip ve o dokunun üzerinde de yine başını yıkayıp yatabiliyorsunuz. Terletmiyor. Nasıl gidiyor? Senin yemezsin umarım. Gayet iyi gidiyor. Konservelerimizi yiyoruz şu an. Menümüz konserve. Konserve olarak ne var? Barbunya pilavimiz var. Bamya. Bamyamız var. Pazı sarma. Hatta ışık yakıp gösterelim yemeklerimizi bence. Şimdi sağda gördüğünüz barbunya pilavimiz. Hemen yanında pazı sarmamız var. Hemen burada bamyamız var. Burada da ton balıklı miksimiz var. Çok lezzetli şekilde ve sağlıklı. Ve sağlıklı şekilde yemeğimizi yiyoruz. Ama sağlıklı. Önemlisi sağlıklı. Şey bazlamayla yemek. Ama çok keyifli bir ortam. Mert Bey'in mangal yakmaya göz kesmeli mi? Gözün mü kesmeli sence ortamdan mı yasak? Şöyle bakalım etrafımıza. Şöyle bakıyoruz. Orada yanan duman ne? Galiba ortamda yasak. Orada büyük çadırın, yani o bahsettiğimiz oba çadırının, kendinden aydınlatmadı, öndeki sobasıyla mangalı yanıyor. Orası ayrı, özel. Onu da göstereceğim. Birazdan göstereceğim. Az önce gördüğümüz oba çadırları. Geniş bir çadır kurulmuş burada. Karanlığa gidiyoruz şu anda. Evet. Ortam gayet nezih. Sakin, gelen kitle yine aynı şekilde. Nezih. İnsanlar aydınlatmalarını kurmuşlar, güzel ortamlarını kurmuşlar. Harika bir ortam kurulmuştu ya. Şimdi kampın merkezine gidiyoruz. Değil mi? Evet. Yan tarafımız göl. Tabii siz şu an karanlıktan görmüyorsunuz. Burası araçlarımızı park ettiğimiz alan. Buranın otopark gibi kullandık. 15 dakika sonra ateş yapacağız. Kamp sandalyesini alıp ateş başına gelebilirler. Bir yapabilir misin o tarafa doğru ilerleyelim? Duyuruyu duydunuz. Geri dönüm kamp sandalyemizi alıp geliyoruz. Ormanda kaybolmaya gidiyoruz. Evet, kampın en büyük problemlerinden şu an tuvalet problemi. Evet, kampta lavabo yok. O yüzden lavabo aramaya gidiyoruz. Sola doğru gidelim bence. Bir yola çıkalım. Doğada her yer sizin. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Yola çıkalım önce. Kurbağa sesleri çok güzel ama sen gir. Lana Bebek ve Maceraları serimizin kapanış videosuna gelmiş bulunmaktayız. Kapanış mı? Video bitmiyor ki. Bugünün kapanışı ama. Evet, bugünün kapanışı. Biz şimdi uykuya dalacağız şadırımızda. Işık çok vuruyor, o yüzden çok açılıyor gözlerim. Arkadaşlar, uyku vakti geldi bu gece için. Çadırımızın içindeyiz. Birazdan çadırın içerisini sabah gösterelim. Hatta keyiflice yatalım. Artık uyku vaktimiz geldi. Bize de güzel bir uyku zamanı geldi. Sabah istemesek de çok erken kalkacağız. Zaten saat 9'da da kahvaltı var. Kahvaltımızı yapacağız. Hepinize bize iyi geceler. Size de videonun devamı için iyi beklemeler. Out! Bilek obası! Out! Bilek obası! Tamam, tamam. Out! Bilek obası! Herkese günaydın. Evciyenikışla ördeğimizle bakın. Uyandık. Gayet dinç uyandık. 7:40 geçiyordu. Doğal akarsu bir yüzümüzü yıkadık şimdi. Gidip kahvemizi demleyeceğiz. Anlat şimdi, bugün nasıl uyandın? Bugün çok dinç uyandım. Böyle tertemiz, doğada, tellerin ardında sinekler yapışmış böyle, aç kurt gibi bekliyor falan. Üşüdün mü gece peki? Gece üşüdüm yani, böyle 2-3'e kadar şey olur ya böyle, çok değişik bir uyku. Uykuya dalıyorsun, tekrar uyanıyorsun, her şeyin farkındasın, sonra tekrar dalıyorsun. Saat 2:30'a kadar böyle gittim. Sonra? Sonrasında sonra da uyumuşum. Sonra tabii sen horul uyudun da. Sen erkenden sızdın. Ben direkt aldım ama dün çok fazla türkü dinledik ya. Yani uykum getirdi. Cidden zinginler gibi uyku getirdi. Bot gidiyor. Akıntı var ama. Rüzgardan kaynaklı. Vallahi mi? 15 dakikaya menemenimiz hazır. Tabii biz önce kahve keyfimizi yapmamız lazım, yapmamız lazım. Kahve içmeden menemen yenir mi? Yenmez. Yenir ya, Türk'üz. Ayılmamız lazım hayatım. Ne bileyim, ayılalım. Kendimize gelelim. Bu arada kahve de Nida Hanım istedi. Günaydın Elvan. Günaydın güzelim. Ne yapıyorsun? İyi. Nasıl geçti gece? Mükemmel. Ben çok iyi uyudum ama bu arada. Krem mi sürdün sen? Aha. He tamam. Krem. Abi sarayım yaramıyor. Kaçta uyandın? 8 çeyrek. Hava çok iyiydi ama ya. Aynen. Gece biraz üşüdük biz ya ama. Vallahi mi? Aha. Yok ya biz iyiydik. Battaniye getirmedin mi? Sokuluyla yaptım. Getirdim ben şey. Ben üşümüyordum da arkadaşım tuttu ya. Ama... Biraz soğuk kaldı. Bayağı soğuk kaldı. İyi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Çay alırız. Hocam bu kadar kaldım. Kampı siz mi organize ediyorsunuz? Doğa kulübü. Zaten tişörtleri falan belli. Ya kırmızı mont giyerler ya da doğa kulübünün renkli tişörtlerini giyerler. Ben de hep yakın iletişim arkadaşı olduğum için ister istemez bir şeylere el atmamız gerekiyor. İşte konvoyda falan hani artçı olarak geliyoruz, gerekirse işte ateş yapıyoruz, yiyeceklere yardım ediyoruz. Bunun gibi. Genelde katılmaya çalışıyorum. Şey mi? Hep böyle sakin mi geçiyor yani? Gelen kitle böyle kafayı dinlemek amaçlı mı geliyor? Tabii canım, saçma sapan tipler kesinlikle yok zaten. Genelde hep böyle hani birbirlerine karışmazlar insanlar, rahat takılırlar. Kimsenin başkasından bir beklentisi yok yani. Ve o kadar iyi insanlar ki bir eksiğin, bir isteğin olduğu zaman herkesten bir şey isteyebilirsin. Ben bu zamana kadar bize gelininde boş göndermedik, gittiğimiz yerden de hiç boş dönmedik. Genel olarak böyle ama hep sıcak, yani mutlu bir arkadaş ortamı diyebilirim. Özellikle şey çok iyiydi ya, yolda arabamızdan duman geldi hemen. Geldiniz, evet eskortlukla valla çok iyiydi. Ortak bir menemen nasıl yenir? Bu şartlarda ben yemezsem sen yemiyorsun, sen yemezsen ben yemiyorum. Biraz baharatlı oldu ama menemeniniz olsun. Böcekli mi? Sinekli. Benimkine hep girmiş. Gerçekten benimkine de. Onları atarsın. Daha önce sinekli menemen denediniz mi? Biz denedik. Nasıl, lezzetli mi sinekli menemen? Bayağı. Merhabalar. Güzel bir kampı daha yedik. Yedik, yuttuk. Gayet eğlenceliydi, keyifliydi. En önemlisi dinlenceliydi. Gerçekten şehir hayatından, iş hayatından, internet trafiğinden uzak, birçok şeyden uzak. Yani tamamen kendinle baş başa kaldığın, çevreyle, doğayla baş başa kaldığım bir kamp geçirdim. Keyif aldık. Yeni insanlarla tanıştık. Daha doğrusu Bir oturtma kampı gibi oldu bizim bu ekiple. Çorum Doğa Kulübü'nün etkinliğiydi. Alan güzeldi, güzel alan seçmişlerdi. Evet, ciddiydi. Çadır yerlerimiz nasıldı? Çok güzeldi. Ağaçlık alan altı, gündüz, gölge. Akşam biraz saz dinletisi dinledik. Biz çok fazla türkü hakimi değiliz ama türkü tarafımıza da güçlendirdik diyelim. Aynen, böyle yani yeni hoş oldu bence. Deneyim oldu. Yani tatlı bir kamp deneyimi oldu. Tabii daha öncesinde de bir türkülü kamp deneyimimiz oldu. Tabii sonra İstiklal Marşı'na bağlamalı. Aynen. İzmir Marşı, İstiklal Marşı'da biten bir kamp deneyimimiz oldu. Herkes de en son ayakta hazır oldu İstiklal Marşı oldu. Ama herkes 29 Ekim'de o zaman. Herkes şey diyor, biz şu an ne yapıyoruz ya? Şeydi ama bağlama vardı ortada. Bağlamadan sonra birden hareketli müziğe geçip birden en son İzmir Marşı'na bağlayıp sonra İstiklal Marşı'na bağladık. Herkes hakikaten gözler açıldı. Nereye geldik olduk. Ama keyifli oldu ya. Yine eğlenmiştik mesela. Çok güzel bana bırakmış bize de oldu. Kesinlikle. Burada da şöyle, Çorum'da biz burayı bilmiyorduk. Evciyenikışla Barajı'nı. Manzarayı gördünüz zaten. Doğa çok güzeldi, tatlıydı. Ortam çok tatlıydı. Manzara tatlıydı. Hatta keşke botumuz mu olsa dedik baraj yanında kamp ederken. Çünkü durgun olanlar vardı. Durgun suda botla gezenler vardı. Tabii botumuz yoktu. İzledik. Biz seyir zevkine daldık. Güneş batarken çok güzel görüntüler vardı. Gün doğumunda sabah çok güzel bir manzaraya perde açtık. Kahvemizi yaptık, kahvemizi içtik. Menemenizi yedik. Kertenkele vardı. Güzeldi ya, eğlendik. Yok, çok keyifliydi. Bizi daha çok görmek istiyorsanız, bizimle birlikte daha fazla eğlenmek istiyorsanız. Yılan! Yılan, yılan, yılan! Bunu size çekmem lazım. Gitti. Gitti. Bizi daha çok görmek istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın. Bir de yorumlarda bizi nerede görmek istiyorsunuz? Neler yapalım? Birlikte neleri deneyimleyelim? Onları da belirtin. Hatta bizi eleştiride bulunabilirsiniz. Şunu şöyle yapsanız, şöyle bir ekipmanla çekseniz. Şu şekilde ya, bize yol verin, bize yol gösterin. Bizden isteklerinizi, bizi kalitemizi arttırmamızı, ne şekilde yapabileceksek hepsini bekliyoruz sizden. Gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz. Kırılmayacağız, darılmayacağız. Tüm eleştirileri açığız. Sizle birlikte gerçekten global olacağız. Global kalın. Ciao. Sen de global olmak istiyorsan abone ol, beğen ve yorum yapmayı unutma.